Edirne Kırmızısı, Okyanusun Şarkısı, Son Talika, Suyun Öteki Yakası kitaplarının yazarı Edirneli Sabriye Cemboluk'un ismi Edirne Belediyesi Meclis kararıyla Sabuni Mahallesi Tahmis Aralığı sokağa verildi. Sokağın açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Edirne Belediyesi sokağın açılış töreni sırasında Edirneli yazara unutulmaz bir sürpriz yaptı. Sabriye Cemboluk'un Son Talika kitabından esinlenerek Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından hazırlanan Son Talika Sabriye Cemboluk kitaplığının açılışı da gerçekleştirildi. Edirneli yazar Sabriye Cemboluk bu sürpriz karşısında duygu dolu anlar yaşadı. Edirne Belediye Bandosu eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende söz alan Edirneli yazar Sabriye Cemboluk, büyük onur ve gurur yaşadığını ifade etti. Günün bu değerli saatini bana ayırıp buralarda toplandığınız için çok teşekkür ederim. Bana sağlığımda bu büyük onuru yaşatan, yaşatmaya neden olan, bu güzel teklifi götüren kardeşlerime, kabul eden dostlarıma, herkese gönülden teşekkür ederim. Bir yazarın hayattayken yaşayabileceği en büyük gurur ve onuru bana yaşatıyorsunuz. Sağ olun, var olun. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da Sabriye Cemboluk'un Edirne'ye, Edirnelilere ve Edirne'nin ruhuna hitap eden bir yazar olduğunu söyledi. O muhteşem yazarlığının ötesinde bizim canımız, kanımız, ablamız ve değerimiz. O bizim için çok kıymetli. O güzel yüreğinden dökülen sözlerle, kelimelerle, cümlelerle yazdığı kitapları Edirne'yi geleceğe taşıyor. Özellikle Edirne Kırmızısı gibi bir değerin tanıtılmasına bu kadar çok çabuk refleks veren, bu kadar çabuk bu muhteşem romanı toparlayan bu harikulade yazarımızı böyle can yürekten bir alkışlamanızı rica ediyorum sizlerle. Edirne Kırmızısı'nın ilk ortaya çıkışı danışmanım Aydemir Ay sayesindedir. Ama Aydemir'in bir zafiyeti var, bu zafiyet olarak kabul edilirse. Yaptığını anlatmayı çok seven bir kişiliği yok Aydemir'in. Edirne Kırmızısı'nı buldu, ortaya çıkardı. Hatta bana da bir sürü para harcatıp ta Fransa'dan onun kitabını getirtti. Ama sonra birçok Edirneli arkadaşımız, birçok kurum Edirne Kırmızısı'na sahip çıktı. Çıksınlar, bunda hiçbir sıkıntı mahsur yok. Ve bugün Edirne Kırmızısı tüm Türkiye'nin bildiği bir renk haline geldi. Ama tarihe not düşmek adına Edirne Kırmızısı'nın gerçek ortaya çıkış öyküsünü burada söylemek istedim. Sabri ablanın sosyal medya hesabında sayfasında bir paylaşımını gördüm ben. Bir fotoğraf paylaşmıştı. Bu Edirne'de niye olmasın demişti. Ben de o fotoğrafını aldım. Bizim Park Bahçeler Müdürümüz Gökhan'a verdim. Gökhan dedim, Edirne'de olur mu? Olur başkanım dedi. Bugün hem sokağımızın açılışını yapacağız hem de onunla beraber Edirne'de bir ilki gerçekleştireceğiz. Son Talika Sabriye Cemboluk kitaplığında hizmete açacağız. Sokağın açılışının ardından Son Talika Sabriye Cemboluk kitaplığının da açılışı gerçekleştirildi. Edirneliler, sokağın başında yer alan talika şeklindeki Son Talika Sabriye Cemboluk kitaplığından, Sabriye Cemboluk'un ve daha birçok yazarın kitabından iki kitap getirip, bir kitap alma karşılığında ücretsiz olarak yararlanabilecek.